İyi geceler değerli izleyicilerimiz. Analoglarla Sohbetler programımıza başlıyoruz. Ama kimden başlıyoruz? Çok sevdiğimiz birisiyle başlıyoruz. Tanıt. Savaş Hacıoğlu, Bektaşi babamız. Biz kendisiyle Ankara'da müşerref olduk. Ehl-i Beyt İnanç Şurası'nda tanıştık. Sayın Başbakanımızın da iştirak ettiği toplantıydı. Sonra İstanbul'da Sevgi Dili programımıza lütfetti kendileri. Gayet güzel anlatımlar yaptı. Hem Hazreti Mehdi ile hem Allah sevgisi hem bu insan sefer sevgisi. Oldu. İnşallah. Tamam hadi bak. Muhterem hocam şimdi biraz siz konuşun. Ben kendimce bir cesaret gösterdi. Bir şeyler konuştum. Buyurun. Tarık-ı Nazım'ın Bektaşi'deniz. Erenler'deniz. Kendimiz kadar bu yolda yürüyoruz. Tamam. Hazreti Pir'in kurduğu yol çok mükemmel bir yol. Eksiklik varsa biz kendimiz de arıyoruz, buluyoruz. Çünkü onun biçtiği kisve kimse de eğri durmaz efendim. Eğer biz de eğri duruyorsa eğrilik bizde demektir. Kendimizi sorgulayan, kendimizi tartıp biçen, öz eleştiri açık olmaya çalışıyoruz. Maşallah elhamdülillah. Çünkü Nazen'in yolun ismi ama Nazen'de olacak olan nihayetinde benim. Olmak güzel, zorundayım. Güzel. O üslubu, o inceliğe, o muhabbete, o feyze olmak zorundayım ki Bektaşi olduğum ortaya çıksın. Yoksa sadece iddia makamı olur. Yani sadece bir vizit kart vermiş olur. Ben olmam. Maşallah. Onun delili ben olmak zorundayım efendim yani. Elhamdülillah. Görüyor musunuz güzelliği? Maşallah. Doğru muymuş anlattıklarım? Evet. Daha kıvılcımını görüyorsunuz. Osmanlı ecdadımız Bektaşi'nin güzelliğini fark etmiş. Osmanlı ordusu Bektaşi olmuş. Ordunun tamamı. Bak Osmanlı ordusu, bak dikkat edin, Osmanlı ordusu, paşaları dahil, erleri dahil Bektaşi olmuşlar. Birçok Osmanlı padişahı da Bektaşi'dir. Onun güzelliğini, oradaki inceliği fark eden Bektaşi'ye aşık olur. Kalbine ferahlık gelir. Hacı Bektaş'ın bir resmi vardı, böyle kucağında hayvanlar, böyle sever onlar, aslan değil mi? Yani. Ben ta çocukken, o zaman Hacı Bektaş'ı çok sevmiştim o resimden. Ta çocukken ben hiçbir şey bilmiyordum yani. Ama orada o mübarek insanın ne kadar insan sevgisiyle dolduğu, ne kadar Allah sevgisiyle dolu olduğunu o resim çok güzel anlatıyordu. Hacı Bektaş kasabasına gidince oranın halkıyla konuştum. Ben orada bir yerde misafir kaldım. Akıl almaz olgun insanlar ya. Ben bağnazlarla da konuştum. Birçok kişiyle konuştum ama bağnazların birçoğu olgun olmuyorlar. Evet. Yani çok nadirdir. Ama Bektaşilikte bağnazlık yok. Bakın dikkat edin, geçenlerde de bir yine Bektaşi babasıyla konuştunuz. Ne kadar coşkulu, ne kadar candan, ne kadar berrak. Bak yine hocamız şeyimizi görüyorsunuz, uslubu. Ne kadar güzel ve ne kadar mütevazi. Kendine hiçbir şeyi almıyor. Bazı şey efendiler var. Yani bütün keramet onda toplanmış havasında. Ama bak hocamız hiç kabul etmiyor. Ne varsa efendim silsilede var diyor. Yani maşallah. Hacı Bektaş Veli hakikaten Türk milleti için çok büyük bir nimettir. Elhamdülillah. Allah öyle bir güzellik vermiş. Bağnazlığı da darmadağın etmiş. Yoksa bağnazlık yakar atardı Anadolu'yu. Yani Hacı Bektaş'tan sonra Atatürk ortaya çıkmış. O bağnazlığın bütün kapılarını kapatmış. Ama Hacı Bektaş sevgiyle, coşkuyla, derinlikle, böyle Allah'la derin bağlantıyla bu güzelliği elde etmiş. Keşke zamanında yaşasaydık. Keşke deryanında olsaydık. Ne kadar güzel olurdu ama güllerine ulaştık. O da olur. Maşallah. Allah ömrünüz uzun etsin. Çok güzel bir yere intisap etmişsiniz. Allah bereketini istifade etmeyi nasip etsin. Bizlere de inşallah bu güzellik ulaşır. Bizlere de layık oluruz. Allah kalbinize ferahlık, suhulet, iyilik, güzellik versin. Çok sevindim. Maşallah böyle güzel bir yolda, bu genç yaşınızda güzel bir yol almış olmanız, bu olgunluğa ulaşmış olmanız bize bir sevinç verdi. Bektaşi cahil cüheli arasında yanlış bilinir. Ya onların o kara kafasında,
kara dünyası, her şey karadır. Kendi de karadır, çoluğu çocuğu da kapkaradır. Bektaşilik de kapkaradır. Bir türlü anlamaz o sevgiyi. Mübarekler böyle ilmek 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 Anadolu'yu o çileyle örmüşler. O kadar zor ki ya, o ortamda Bektaşiliği yaymak. O bir harika ya. Yani ocağın bereketinden. Hocam çok daha iyi bir, ben o yanında böyle konuşuyorum. Cahil cesur olur derler hocam. Hocam. Ne demek, çok güzel anlatıyorsun efendim, ne demek. Allah razı olsun. Ya ne cesaret ya, maşallah. Ne kadar zor bir şey mesela köylerde, kasaba, dervişler üstünde bir hırka, bir şey üstünde, mesela mazlum bir görünüm. Zaten mazlumlar. Dağ bayır geziyorlar köylere. O kadar tehlikeli bir hayat ki. Ama Allah'a teslim oldukları için ne bulursalar yiyorlar, ne görürseler ondan bir zevk, hoşluk alıyorlar. Allah ne konuşursa da onu söylüyorlar. Bayağı güzel. Hocamızdan dinleyelim bir şeyler. Yol yürüyebildikten sonra herkes için. Onun biz delalete götüren yol olduğunu düşünmeyiz. Delalete götüren insanın kendi zannı olduğunu düşünmeyiz. İnşallah. Çünkü ihtina sıratal müstakim. Doğru yolun da eğri yolcusu olmaz, onu da biliriz. Doğru yolun doğru mükemmel yolcusu olacak olan insan, nihayetle yürüyecek olan insan, pişmesi gereken insan. Bütün işimizin insanla olduğunu biliriz. Çünkü erenler yolu en mükemmel kurmuş. Maşallah. Ben de mükemmel olacağım ki hocam yürüyeyim. Maşallah. Yani benim mükemmelliğim yoldan başka olmak zorunda. Maşallah. Bu benim bittiğim mürşitle olmak zorunda, rehberimle olmak zorunda ki doğru yolun eğri yolcusu olmayayım, yoldan çıkmayayım. Maşallah. Nihayetli bizim kendimizde yapacak çok işi olan insan olduğumuz önümüze kondu bizim Bektaşilik'te. Benim şimdiye kadar kendim yapacak işim yoktu. Fakat Bektaşilik beni bir gerçeğin benim elime koydu. Erenler bana dedi ki seninle yapacak çok işim var. Maşallah. Yani bir kere bana kendimi gösterdiler. Ben de öyle gördüm, öyle feyizlendim. Hakikaten kendimi farklı muhatap almaya başladım. Ne kadar doğru oldukça hocam, doğru yolda o kadar farklı ilerlediğimi anladım. Yani. Elhamdülillah. Bektaşiliğin çok derin sırları vardır. Eyvallah. Çok çok derin sırları vardır. O sıra herkes erişemez. Layık olursan, uğraşırsan, erenler uygun görürse o sırrı alıyorsun. Mesela bu çok şahane bir şey. O 40 yıl derya odun taşıma var ya, düzgün odun taşıma. Onun sırrı burada. Yani orada tabii sembolik bir anlatım var. Yani orada anlatılan o. Mesela Allah dilini çözüyor Yunus Emre'nin. Vesili diyor şeyhine. Ya kardeşim o sözler, o konuşma. Açıkça ilah. Nefes kesici ya. Okudukça insanın içi açıyordu ya. Mesela o gene dergahın, yolun güzelliğini göstertiyor. O güzel şiirler, Yunus Emre'nin şiirleri. Bak nasıl emek veriyor, nasıl sabırlı. Nasıl bekliyor. Daha önce öyle bir şey yok. Öyle bir konuşması, öyle bir hitabeti, öyle bir anlatımı yok. Ama Allah öyle bir güzellik veriyor ki o sabrına karşılık şeyhini vesile ediyor. Dili bir açılıyor. Yağmur gibi güzellik, bereket yağıyor maşallah. Allah razı olsun. Dost doğru olan hocam aslında Yunus'tur. Dergaha eğri odun bile layık görmeyecek dervişlik üslubunda olabilmek. O doğrulukta olabilmek. Çünkü herkes getirdiği de giriyor. Söylediği de giriyor. Maşallah. Yani o doğrulukta bir derviş olabilmek. İşte biliyor musun? 5 dakika sonra yakacaksınız hocam. Odun yok olacak. Ama onu bile daha ilk görmeyecek doğrulukta, üslupta olabilmek. Bektaşi derviş olabilmek bu. Ya bu ne kadar acayip bir şeydir. Bak çileye bak ya. Yıllarca yani. Bir gün, iki gün. Hiçbir çıkarı yok. Allah rızası için. Sevginin gücüne bak. Ve onun ruhundaki tecelliye bak. O şiirler mesela bak şu an insan dinlemeye doyamıyor, söylemeye doyamıyor. Yüzyıllardan beri söyleniyor. Defalarca duyuluyor çocukluğumuzdan beri. Asla duyulmuyor. Öyle bir güzellik maşallah. Allah ömrünüzü uzun etsin. Allah kalbinize inşirah, ferahlık versin. Allah sayınızı artırsın. Dergahın güzelliğini, nimetini Allah sizlerde tecelli ettiriyor. Evet. Bu bize sevinç veriyor. Bektaşi'yi biz eskiden duyardık ama çok kapalıydı, biraz örtülüydü. Allah üstündeki örtüyü açtı Bektaşi'liğin. Bütün ihtişamıyla, güzelliğiyle görmeye başladık.
Allah nurunuzu bütün dünyaya sardırsın. Eyvallah. O güzel insan sevgisi, hayvan sevgisi, bitki sevgisi hepsinin üstünde olan Allah sevgisini nakşettiğiniz için Allah sizlerden razı olsun. Eyvallah. Kalbinize ferahlık versin, inşirah versin. Eyvallah. Son söz olarak şeyhim, siz bir şeyler söyleyin. Bu bölümü kapatalım inşallah. Hocamız, programımızda bütün Müslümanları ve bütün dünyayı Hazreti Mehdi sevgisiyle birleştirecek diye anlattı hocam. Maşallah, maşallah. Bak, o güzellik, Mehdi sevgisi, Allah onlara işte bu bereket veriyor. Mehdi'ye karşı olanları Allah perişan etti. Mehdi'yi sevenleri de Allah âli ediyor, maşallah. Evet, buyurun hocam. Mehdi, insanların önüne zaten bütün işin kendisinde olduğunu, bütün birleştiği özelliğin kendisi olduğunu koyacak efendim. Mehdi insanların önüne insanların kendiliğinden istese bile bir olamayacağını, asla da ceylan birbirine göre oldukça birbirine için fitne oluyor efendim. Ama pire göre olduğu zaman pir muhabbette bir aşkında birbirini de farklı görüyor. Maşallah. Dolayısıyla eksikliğin kendinde olmadığını anlıyor. İşte Mehdi birleştirici özellik olacak burada. Elhamdülillah. Bütün vücut unsurları birbirine muhabbet ettiğiniz zaman onlar birbirine göre olmak zorunda değil ki. Artık size göre olmuştur, sizin muhabbet, sizin feyzinize göre. Ve onlar birbirine sizi seyrediyor artık. İnşallah. Sizin tecelliyatınız artık orada. Aslan ceylan kalmıyor. Elhamdülillah. Nihayetinde Mehdi'nin insanın önüne koyduğu olmazsa olmazı Mehdi olduğu ortaya çıkacak. Eksiğini o olduğu ortaya çıkacak. Ve olmadan insanların bir olamadığı ortaya çıkacak. Mehdi çok şey ortaya koyacak insanların önüne. Bir tek kendisi koymuş olmayacak. İdrak noktasında bazı şeyler koyacak. Farkındalık noktasında. Elhamdülillah. Maşallah. Bir bağnazda Mehdi kelimesini söyletemez. Ama bak Bektaşilik bunu coşkuyla söylüyor. Sevinçle söylüyor. Çünkü Allah'a güveniyorlar. Kalpleri ferah. Sırtını Cenab-ı Allah'a dayanmış. Allah'ın ipine sarılmış. Vicdanı temiz. Aklı temiz. İçinde ne fitne koymuş ne fesat koymuş. Ama bağnazın içi kapkara. Fitne fesat onu ne Mehdi'ye yaklaştırır ne doğru yola yaklaştırır. Sadece karanlığa yaklaştırıyor. Allah hocamızdan razı olsun. Bereketinden istifade etmeyi nasip etsin. Allah o ocak mensuplarının hepsine de bir güzellik, suhulet, bereket, ferahlık versin. Allah doğru yolunuzu müstakim hale getirsin. Maşallah.